Sabah saat 4.30'da ilk Avustralya askerleri kıyıya çıktığında ufak ufak toparlanmaya başlayalım ki 200 Türk sonra sıkışmayalım. Bu büyük sürpriz. E bunca senelik ev öyle çok şey birikmiş ki. Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Bu kadar ıvır zıvırla taşınmak kolay. Her yeri de kolay kolay sığamayız ki. Ama dedim ya, bir ev baktım beğendim diye. Bu da sahilde gerçekten inanılmaz beğendim. Bir karmaşaya neden oldu. Büyük, bir anda tekne fera. Kirası çok ama ne yapacağız bilmiyorum. Sıfıra sıfır. Elde var sıfır. Elde var hiç. Kocaman bir hiç. Kocaman sıfır. O evi gördükten sonra başkasına bakmak gelmiyor içimden. Babam geldi. En yakın Türk gücü 7 kilometre ötede kamp kurmuş 27. alayın ana grubu. Ben yatıyorum. Sorarsa başı ağrıyordu, yorgundu, erkenden yattı dersin oğlum, tamam mı? Bu çok şiddetli tüfek patlamalarının... Sen de üstüne gitme ne olur. He de alttan al. Bir avuç yardımdan uzak alay arkadaşımızın kimdir ne kadar çok üstün bir düşman... Nerede bu? ...nasıl bir sıkıntı içinde vazifelerini yapmaya çalıştık... Anahtarı bulamamıştır sarhoşlukta. Avustralyalıların ilerleyişini durdurmak için yürüyüşe... Şu saat var. Baba. Yok, şu saat... Bak, bir saat önce. Baba. Ha. Yok az. Baba. Şimdi var. Yok. Yok işte, yok. Abim yani yok işte. Yoksa yok. Baba. Hadi gel. İyi böyle. Gel gel, soğuk burası, gel. Ne o? Maazallah hasta olurum diye mi korktunuz? Ha? Siz de derdinizden ölürsünüz. Hepiniz nefret ediyorsunuz benden. Ama kahramanınızdım ben sizin küçükken. Galiba severdiniz de. Peki. Babacığım, hadi. Hadi babacığım. Gel. Bırak. 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 Bak. Bak. Küçükken bu yarayla ilgili kendi uydurduğunuz hikayeleri hatırlıyor musunuz? Hı? Ben susardım. Siz anlatırdınız. Ben sustukça yaranın hikayesi büyürdü. Bir gün serserilerden korurdum sizi. Bir gün evimizi soyan hırsızlarla çarpışırdım. Bir gün yanan evimizden ailemi kurtarırken kolumu feda ederdim. Kahramanınızdım ben sizi. Severdiniz mi? Beni belki de. Değil mi? Ha? Ama bir gün o kadın, anneniz olacak o kadın, bu yaranın gerçek hikayesini anlattı size, değil mi? Hı? Çiçek. Babanız erik ağacında oynarken düşmüş küçükken. Hayallerinizi yerle bir etti. İşte o gün çaldı sizi elimden. İşte o gün bıraktım mütbederimi. Tamam babacığım, hadi gel. Kuzey, Kuzey. Tamam baba. Kuzey tutsana. Hadi bak. Beni bırakın. Baba tamam, hadi. Hadi. Bırakın. Hadi babacığım. Bırakın. Gel. Baba. Gel. Hadi bakalım. Hop baba. Tamam. Gel. Gel baba, hadi. Tamam. İkiniz de annenizin oğullarısınız artık. Doğduğunuzda benimdiniz.
ikimizindiniz. Ama şimdi onun oğullarısınız. Ona aitsiniz. Hiçbir şeyim kalmadı benim. Ben yalnız bir adamım. Hiçim ben. Yardımınıza ihtiyacım yok benim. Gidin annenize yardım edin siz. Ona kullandırtın kendinize. Tamam. Seni bu hayattan kurtulmak için kullanıyor. Sen zengin olacaksın ya. Onu saraylarda yaşatacaksın. Benim veremediğim her şeyi sen vereceksin ona. Atlar, katlar, yatlar, arabalar, mücevherler falan. Bunu da koruma olarak kullanıyor. Kendini korusun diye. Kalkan olarak istiyor onu yanında. Kurmuş saç ayağını. Ama ben yalnız bir adamım ben. İçeride konuşalım. Hadi baba gel. Ver şunu, ver aslında. Bırak beni be, bırak. Ukala dümbeli. Her şeyi bilen adam. Ukala seni. Sen de. Sahtekarsın sen. Sen Handan Hanım'ın bodyguard'ısın sen. Anladın mı? İyi tamam. İyi tamam. Hadi yürü baba. Hiçbirinize ihtiyacım yok benim. Hiçbirinize. Ben de sizi sevmiyorum. Hiçbirinizin sevgisine muhtaç değilim. Olmaz olsun sizin gibi evlat da. Onun gibi karı da olmaz olsun. Tamam. Bırakın lan beni. Baba gel tamam. Hiçbirinizi de istemiyorum lan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.